Cinsel yetersizliğin sebebini bilebilirsek rahatsızlığın ne olduğunu. Doktor teşhis ediyor zaten. Doktora gidiyor hasta. Diyor ki hastalığın şu. Kalp damar rahatsızlığı kolay. Evet. Alıç forte. Kullanır. İksir aloe vera jel. Şekeri varsa gurmar. Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Hı hı. Biz bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi çok geç kalınmamışsa tedavi edilir. Yüzlerce insanı biz hamdolsun iyileştirdik. Gurmar, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi diyabet hastaları üzerinde denemiş 4564 hastayı tedavi etmiştir. Tamamen doğal. Kimyasal madde içermez. %100. Çünkü gurmarın birleşimindeki cinnamik asit pankreasın tekrar insülin salgılamasını sağlıyor. Şeker varsa tedavi edilmesi gerekir. Evet. Tedavi edilmezse iktidarsızlığa sebep olur. Mesela Frankfurt'ta bir beyefendi şeker hastalığı nedeniyle ailesiyle yıllardır ilişkide bulunamıyor. İşte piyasaya bu kimyasal ilaçlar yeni çıkmıştı. O zaman dur demiş. Bir hap atayım. Hap atmış. Hastanelik olmuş adamcağız. Kanı pompalıyor penise ama geri dönüşü yok. Evet. Damarlar sertleştiği için. Bu piyasada da satılan hocam cinsel gücü artırıcı birçok şey var. Kimyasal ilaçlar var. Bunların da zararları vardır o halde. Şimdi cinsellik bundan 15 yıl öncesine göre cinsellikle ilgili yüzlerce ilaç üretildi. Mesela tedalafin, zendalafin, vadalafin denen mavi pembe renkli çeşit ilaçlar üretiliyor. İçerisindeki etken madde zindalafin, tadalafin, vadalafin denen etken maddeler. Aslında bu ilaçlar kalp damar için geliştirildi ama baktılar ki bu cinsel fonksiyonları artırıyor. Tamam dediler, kalp damarı unuttular. Cinsellikle ilgili hap üretmeye başladılar. Evet, yan tesiri cinsel organa etki yapması. Fakat ne gibi yan etkileri olacağını tabii ki çok detaylı bir araştırma olmadı. Piyasaya sürdüler. Kişi bunu kullandığı zaman nabzı 250'lere fırlıyor. Aniden kalbinde biraz zafiyet varsa ölüp gidiyor. Ölümler oluyor ama insanlar da bırakamıyor çünkü cinsellik de önemli. Ölürsem öleyim diyor. Bir defa diş yapayım. Atın elimi arpadan olsun hocam. Ama şimdi bu kimyasal ilaçların yan etkileri birçok ölüm vakaları veya hastanelik olan durumlar karşısında alternatif bir çalışma yapıldı dünya çapında. Özellikle Çin'de yetişen Epimedium previcornum yani azgın teki otuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Bunun birleşiminde etken bir madde var. Icarin S. Önce Icarin'i destilasyonla elde ettiler. Sonra Icarin S'i. Icarin S aynı kimyasal ilaç gibi cinsel performansı artırmakta çok çok güçlü. Çok çok. Ot ama o kadar değil. Yani azgın teki otunu kullanırsın yavaş yavaş performansı zamanla düzeltir. Laden Gölü de aynı şekilde mesela cinsel performansı zamanla artırır. Veyahut da çakır diken, çakşır kökü bunlar da cinsel performansı artırır. Ama zamanla. Buradaki azgın teki otunun fonksiyonu farklı. Destilasyonla elde edilen ekstresi direkt etkili. İlaç gibi yan etkisi yok. Azgın teki otu damarlara iyi geldiği için mi yan etkileri yok? Hayır, beyindeki hormonları uyarıyor.